Edirne Valisi Güney Özdemir, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Halkalı Kapıkule arasına yapılması planlanan hızlı tren projesi ile ilgili bazı basın organlarında iptal edildi şeklinde haberler çıktığını ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Vali Özdemir, Edirne'deki hızlı tren projesinin devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Edirne Gar Müdürü Yıldırım, hızlı tren projesinin 16 Mart'ta kontrollük ihalesinin yapıldığını ve bu ihalenin sonuçlandığını söyledi. İstimlak çalışmaları devam ediyor. Parkurda 148,5 kilometrelik bölümde iki etap halinde yapacak biliyorsunuz. 57 köy. Eylül'de de hızlı trenin yapımı için ihaleye çıkacağını belirten Yıldırım, şu anda istimlak çalışmaları devam ediyor. Parkurda 148,5 kilometrelik bölümde iki etap halinde yapılacak. 57 köy ve 4147 parsel bulunmaktadır. 57 köyden 49 köyün genel müdürlük kamulaştırılma oluru alınmış ve 1. Bölge Müdürlüğü'ne iletilmiştir dedi. Hakan Yıldırım, hızlı tren projesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın danışmanlık yaptığını, projeyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğünü dile getirerek, projenin ihale sürecine girdiğini kaydetti. Devam ediyor. Yani şu anda süreç devam ediyor. Süreç bir aksama yok, sıkıntı yok yani. Evet, tamam. Bir şey efendim, kamuoyunda... Kamuoyunun için damlaması gerekiyordu, öyle bir sıkıntı vardı kamuoyunda. Bir de bu proje efendim, yanlış bilgilerini düzeltmek olarak ben bilgilendirmek istiyorum. Bu projeyi Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yapmış. Bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yapıyor. Yıldırım, görüşmelerin devam ettiğini ve projenin iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.